Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta John Craft oynuyoruz. John Craft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün değişik şeyler yapacağız, neler yapacağız. Build'imiz var bir ilk önce. Hamburgerci dükkanımızı yapıp bitirmemiz gerekiyor. Onun dışında ceza almışım, onu öğrendim. Muhtar ceza vermiş kaçak yapı yaptığımız için. Hatırlarsanız tarlamızı kaçak yapmıştık. Onun için 10 aylin ödememiz gerekiyormuş bizim muhtara. Ve yeni arsamıza taşınmamız gerekiyormuş. Bu arada yemeğimiz de çok az. Bunlar bitecek birazdan. Yolda bunları buldum ben. Neden buldum? Çünkü ben kil toplamaya gittim arkadaşlar bu yıl için. Şunları topladım. Bayağı bir şey. Sonra kaktüs topladım. Kaktüsü ısıttım. Sonra işte kemik tozunu biraz önce buldum. Onun dışında şunları kullanacağız. Bunları kullanırken de şöyle olacak. Ceza ödeyeceğiz. Ceza ödemek için de bunları kullanacağım. Cezamızı ödemek için ve yeni dükkan açacağımız için de bir tane şey yapmamız gerekiyor. Yine izin almamız gerekiyor. Onun için de şöyle yapalım, bir yazımızı yazalım şunun içine. Merhaba Muhtar Bey. Muhtar Bey. Götürelim biz bir muhtara bırakalım, bir tane chest koyalım kapısının önüne, şeyi de oraya koyalım, bunu da, bu yazıyı da şöyle yapalım. Ayrıca acıktığımız için de alışveriş de yapmamız gerekecek büyük ihtimalle, bunlar bize yetmeyecek gibi. Zaten karnım aç şu an, çünkü biraz önce yine mürekkep toplamaya gittim ve karnım acıktı. Hey sen, videoyu neden beğenmedin? Hemen aşağıdan bir saniyede beğenebilirsin. İzlemeye devam et, abone olmayı da unutma. Seni seviyorum. Şöyle gidelim, muhtar buradaysa biz bir evrağımızı bırakalım. Eğer burada değilse de artık bırakacağız, yapacak bir şey yok. Bakalım bir. Şurası mı? Aynen burasıymış muhtarın evi. Tık tık tık. Kimse yok mu? Ses geliyor mu? Merdivenden falan iniş. Yok. Kimse yok mu? Sanırım yok. Evde değil. Bir bakalım aşağılara da yine de. Aynen yok. Neden yok ya? Muhtarlıkta olabilir mi acaba? Bir bakalım, muhtarlıkta da yok. İnşaat halindeymiş zaten, burasını kullanamaz daha. Şunları da alalım, lazım olabilir bize. Şöyle bir gidelim. Allah Allah. Neyse bırakalım, dediğim gibi şuraya bırakırsam eğer bunu ben şuradaki chest'e bırakalım şöyle. Kendisi isterse zaten kırar. Şunları koyduk şuraya. Gördüğünüz gibi size de göstereyim. Şöyle oluyor, bunun içinde de yazıyor. Zaten üzerine geldiğinde de kimin yazdığı belli oluyor. Şöyle bırakalım. Ha, cezamızı bırakacaktık. Cezamı ödedim. Cezamızı da aynen yazmışım şeyde. Şu chest'i bırakacağız demişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tamam. Bunu da böyle koyalım. Tamamdır. Şimdi 40 tane şeyimiz kaldı. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Ozan'ın şeyinin o tarafa yapabiliriz. Bir dakika, benim yemeğim var mı bu arada? Yemeğim de fazla yok. Aynen, alışverişe de gidebiliriz bugün. Şunları yiyelim de onlar biterse eğer gideriz. Şöyle, çünkü şey daha dükkandan tam açılmadığı için ben de mecburen yolda giderken toplamak zorunda kaldım bulduğum yerlerde. Şöyle bir gidelim, biz bir alan bakalım kendimize. Muhtarlık burası, bu taraf boş. Ha, tarlamızı taşımamız lazım. Tarlamız burada bizim. Tarlamızı taşımak için tabii bir tane balta yapmamız lazımdı. Balta yapmayı unuttuk, hemen baltamızı yapalım. Şurası benim evim. Oraya gidelim şöyle. Muhtarlık seçimleri olacak burada arkadaşlar. O köşk, oradaki köşk onun için yapıldı. Yeni muhtar için yapıldı yani. Şu an için değil diyormuşum. Diz atıyormuşum buradan. Şöyle şunları şöyle yapalım. Alalım bir. Başka kazma yapabiliriz, yanımızda bulunabilir. Pek bir şey kazma lazım değil aslında ama şey için lazım olacak elbet. Aynen. Bu arada ayrımları da şurada bir tane tarla var. Benim tarlamın orada. Bayağı bir bereketli bir yer. Burada bir yerde. Bunları da şeyden topladım. Uzaktan topladım. Buraları da imzaları bırakmıştım. Sanırım Eren ya da Vefa birisi ekti. Eren ekmiş olabilir. Bunları iyi olmuş ama yani. Bunun kapısı nerede? Kapısını kırmışlar. Herhalde yasak diye muhtar kırdı buraları. Şunları şöyle toplayalım arkadaşlar. Hem de
şeyleri de kapatırsak hem doğaya zarar vermemiş oluruz. Yani yanlış yere yaptığımız için şu an ceza aldık. Şunları şöyle toplayalım. Artık düzenli bir şekilde orada izin alıp tarla içinde arsa kiralayıp orada şey yapıyoruz, ekim yapıyoruz. Sanırım Burak da ekmiş. Biz de ekeceğiz oraya. Patates tarlası. Bildiğiniz gibi biz ne yapacaktık arkadaşlar? Hamburgerci açacaktık. Hamburgerciyi de zaten bugün bölümünü yapacağım. Büyük ihtimalle tamamlarım diye düşünüyorum. Buraları birazcık o yüzden ya hızlandırılmış ya kesilmiş olarak görebilirsiniz. Bitti. Bu kadar yeterli ya. Bu kadar yeterli. Bunu da evimize götürelim artık tarlamızda. Ektiğimize göre sıkıntı yok. Buranın şeyleri de büyümüş. Yakında ekmek satmaya da başlar. Zaten bizim için önemli bir şey bu. Şöyle gidelim bir biz bir. Sanırım şey açılmadı dükkanı ama Ozan'ın. Ama bize lazım olduğu için mecburen alışveriş yapacağız oradan. Şöyle yapalım bir yatalım biz. Bir çatı katına yatacak yapsın bu arada ben. Giriş katı ben chest odası gibi kullanmayı düşünüyorum. Üst kata yerleşeceğiz. Şimdi biz de gidelim şey için yer bulalım. Tarlamızı da yaptık. Şu an gidip bizim hamburgerci dükkanımızı inşa etmeye başlamamız lazım. Dükkanımıza da doğru gidelim şimdi. Şimdi Ozan'ın dükkanı burada. Biz bir ilk önce yemek alalım kendimize. Sonra kendimize bir alan belirleyelim tarla yapmak için. Şuradan şöyle gidersek eğer. Ozan burada mı? Ozan yok. Neymiş? Bakalım Ozan'ın dükkanına. Bir porsiyon, şuraya bir oturalım. Bir porsiyon, iki porsiyon lokum biftek 15 ayrın. Bir porsiyon lokum biftek 7 ayrın. İki porsiyon balık. Balık varsa balık alabiliriz. 10 ayrın. Uygunmuş fiyatı. 5 ayrınmış bir tanesi. Bunlar pahalı zaten sanırım. 6 ayrın diyor. Tavuk diyor. Tamam. Şey uygun şu an. En ucuz tavuk, balık var şu an. Balık alabiliriz. 2 porsiyon balık diyor. Bir porsiyonda 3 tane olsa 6 tanesi 10 ayrın falan olur herhalde. Bakalım var mı şu an bir şeylerde. Şöyle bir şundan alabiliriz mesela bize. Bir tane geldi. Şöyle yapalım bir. Bunun ödemesini yapabiliriz aslında. Şöyle şöyle alalım biz bunları. Arkadaşlar 6. Bir tane şey alayım. 9 tane alayım şimdilik. Ve ben buraya da şey bırakayım olmadı. İçine de. 9 taneye 9 tane bırakacağım. Bakalım Ozan bize kızmazsa inşallah. 9 tane de ayranımızı bıraktık. Tamamdır. Kaç tane ayranımız kaldı? 25 ayranımız kaldı. Aslında birazcık daha alsam, şunları da alsam aslında şöyle. Buraya da 9 taneydi. 7 tane de buradan aldık. Şöyle koyalım. 7 tane oluyor mu? 7 tane oluyor şöyle. Bunları da böyle bırakalım. Başka? Biraz daha mı alsam ya? 18. Şunları da şöyle bırakırsak. Tamamdır. 16 tane bize kaldı. Tamam iyi şu anlık. Çünkü fiyatları belirlemedi. Aslında dükkan tam açıldım onu bile bilmeden izinsiz aldım. Umarım kızmaz bize. Bunun arkasına da ben kendi dükkanımı yapayım diye düşünüyorum. Sıkıntı olmazsa. Yedi güzelmiş buranın. Şu yan taraf çok şey olur galiba. Çok yakın olur yani diye düşünüyorum. Şuraya yapabilir miyiz? Hamburgercimize. Buraya yapabiliriz aslında. Tam olarak şuraya. Sığar diye düşünüyorum ama. Buranın yeri güzelmiş. Ama izin çıkar mı buraya bilmiyorum. Biraz daha arkaya doğru yapsam aslında daha iyi olabilir aslında. Şöyle gidelim bir. Şunun yan tarafı nasılmış? Burası nasıl? Burası yok. Burası çok küçük. Bize yetmeyebilir. Burası. Sanırım burası daha iyi olacak. Ama o zaman buraya ahır falan yapacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle bir bakalım şuraya. Şuraya yapabiliriz ya da. Ben bunu direkt yanına yapsam şöyle. Buraya ahır yapacaktı ama o. Öyle konuşuluyordu zaten. Bilemedim ya. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar uyandık ve geldik. Şu an sabah oldu. Birazcık uykum var. Dinlendim ve sabah olunca dedim bir gideyim başlayayım ben tarlamı yapmaya. Tarlamız ne taraftaydı? Şu tarafta olması lazım şöyle. Tarlamız diyorum şey arsamız. Arsamıza gidelim evimizi şeyimizi dükkanımızı yapmaya başlayalım. Bitirebildiğim kadarını bitirmeye çalışacağım bu bölümde. Birazcık belki uzun olabilir bilmiyorum. Keseceğim bayağı bir kısmını ama sanırım yine de 20-25 dakika falan olacaktır. Şimdi gidelim şunları bir koyalım biz bir. Başlayalım hemen. Aa bunlarla başlamayacaktım ilk bir dakika. Şimdi şöyle diyeyim size birkaç tane şeye baktım ama tam böyle renklerden emin olamadım. Ben şeyde offline denedim bir modda.
Yani normal kendim Minecraft Survival'da denedim bir tane map'te. Bir bakayım dedim hani nasıl olacak diye. Şimdi şöyle bir şey olacak. Ben size hemen taslağını göstereyim. Şöyle yandan başlasam daha iyi olur aslında arkadan. Şuraya sığdığı kadar çünkü. Şöyle 1, 2, 3 tane şöyle olsa. 4, 5. 1, 2, bir dakika. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6 mı olsun? 6, 1, 2, 3, bir dakika. 4 tane şöyle gideceğiz. Bir tane daha gideceğiz. Tamamdır. Sonra 6'ydı değil mi burası? Aynen 6 taneydi. 6 tane de yana geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle geleceğiz. Şunu da şöyle kıralım bir. Aynen. Sonra da şöyle şöyle yapalım bir. Şimdi bir blok daha yapsam fazla olur diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra şöyle gideceğiz. Şöyle 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 şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru oldu şu an. Ama dükkanımız nasıl oldu? Büyük mü oldu, küçük mü oldu? Tam bilmiyorum aslında. Şöyle yiyelim biz bir bu şeyin. Ozan'ın etleri güzelmiş bu arada. Şöyle kapıyı şuradan yapsak biz eğer nasıl olur? Şöyle yapsak kapıyı biraz. Bence güzel oldu ya. Ozan'ınkine bakıyorum bir. Ozan'ınki de büyük bayağı aslında. 6. Biz bayağı 6. 1, 2, 3, 4, 5. İyi gibi ya. Şuraya şey yapsak. Şuraya da oturma yerleri yapsak. Hem çok yer kaplamamış olacağız. Hem de güzel olacak diye düşünüyorum. Böyle yaptıktan sonra nasıl yapacaktık? Şuradan şöyle bir tane kazalım. Bir tane dışarıdan olacak. Nasıl olacağını anlayacaksınız birazdan. Hamburger şeklinde yapacağım bu arada. Onu söylemedim. Hamburger şeklinde yapacağım için de birazcık daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü hem hamburger satmak istiyorum. Hem de satmak istiyorum. Patates satmak istiyorum aslında. Öyle diyeyim yani. Şimdi şöyle yapalım bir. Şöyle yapalım. Şöyle olacak. Şuradan olacak mesela yani. Mesela şöyle. Bu kalsın. Şunlar şöyle kalsın. Bir blok dışarıdan. Taban bu renk olsun istiyorum. Beyaz olsun istiyorum birazcık daha. Çünkü daha güzel durduğunu düşünüyorum her şeyde şeylerde neydi? Tasarımlarda. Şöyle şöyle yapalım bir. Şöyle aynen. Şöyle tamam. Şimdi bir tane kendime şey yapacağım. Crafting table'ımız vardı şurada. Çubuğumuz da vardı aynen. Kürek yapalım. Hiç boşuna elimizle falan uğraşmayalım. Iron'ımız varken çünkü iron'ımız da bitecek gibi birazcık. Şunu da şöyle yol yaparsam aslında şuraya şöyle. Aynen. 3 blok falan yeterli olur diye düşünüyorum. 1 dışarıdan sayalım bir. Şuradan aynen. 1, 2, 3 tamam güzel.
Şöyle yapalım. Şey için, giriş için de değişik bir şey yapacağım. Ayrıca patates yapmadık aslında ama patates de satılacak zaten. Ayran da satacağım bu arada. Patates, ayran, kola yok yani zararlı. Patates, ayran ve şey olacak. Menü olacak direkt yani hamburgerli menü. Ya da işte patates tek, hamburgeri tek, ayranı tek almak isteyen de alabilir yani. Öyle yapmayı düşünüyorum. Fiyatlar için de ileride işte büyük ihtimalle mutfak belirleyecek diye biliyorum ben. Onlar belirledikten sonra da ona göre satışa da başlanır diye düşünüyorum. İsteyen de alabilir zaten. Umarım beğenirler. Ben güzel yapacağımı düşünüyorum hamburgeri. Yani elimden gelir öyle şeyler. Helva demişti geçen buralar. Helva da satıyormuşum ben yakında. Helva olmaz. Tatlıyı bilmiyorum. Planet Box'ta satılabilir. Hakan açtı dükkanı. Hakan dükkanında tatlı da belki satılır. Bilmiyorum. Tatlıcı açılır belki de. Pek bir fikrim yok şu anlık. Şöyle yapalım bir. Şunları da şöyle koyalım. Bu arada bundan sonra da aklımda bir fikir var. Kıyafet dükkanı açmayı düşünüyorum. Bunu da yorumlarda bir arkadaş yazmıştı. Kıyafet dükkanında da işte ayrın kıyafetler, deri kıyafetler. Belki arada işte boyalı olanları olabilir. İşte renkli kıyafetler olabilir. İsteyenlere satacağım yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi şuradan şöyle... varmış zaten envanterimizde. Geçecek zaten. Bunlar bize fazla bile gelecek. Şöyle yapalım. Aynen. Tamam, süper oldu bence bu şu an. Şimdi buradan çıkalım bir. Şunları da şöyle koyalım şuraya. Şimdi birkaç bölüm sürsün de istemiyorum aslında. Fazla da sürsün istemiyorum yani. Başka neler yapabiliriz? Şuna geçeceğiz. Şimdi bunun üstüne şimdi şuradan şöyle bir merdiven gibi bir şey yapayım ben kendime. Şöyle yapalım bir. Aynen. Bir tane de şuraya. Şöyle şöyle. Aynen. Şimdi bir tane içeriden olacak şekilde koyabiliriz diye düşünüyorum etimize. Bu arada etin üstüne peynir yapacağım. Bildiğiniz gibi neydi? Peynirin adı onun. Cheddar peyniriydi sanırım. Cheddar peynir, mozzarella var. Cheddar var. Cheddar. Mozzarella pizza için olan. Cheddar peynirinden koyacağım. Bunun üstüne de. Güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada karanlık oluyor. Devam edebilir miyiz? Edebiliriz bence. Şimdi şöyle yapalım. Bir kat daha yapacağım. Bir kat çok mu olur acaba ya? Şöyle dışarıdan bakıldığında çok ince olur. İki kat. İki kat da çok kalın olacakmış gibi geldi bana. Şöyle yapalım bir. Bunun üstüne yaparız. Bir tane marul yapacağız. Marul da ekleyeceğiz. Şey ekleyeceğiz. Tamam, kafamda tam oturdu. Şu an. Şimdi şeyi alalım hemen. Şuradan şu yeşilliklerimizi falan da alalım. Tamamdır. Aslında şey de alsam ben çok iyi olur. Kahverengileri de alalım. En son şunları da alalım. Başka ne alacağız? Yeşil aldık. Koyu yeşil alabiliriz. Şunu alabiliriz. Şunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Bunları alabiliriz. Tamam. Hepsini aldım neredeyse bilerek. Şimdi devamlı yapalım. Büyük ihtimalle yukarıdan zaten inmeyeceğim ben aşağıya. Öyle düşünüyorum. Dükkanımızın içi bu arada şey olacak birazdan. Aslında şey yapsak. Burada spamlanmazdı. Hemen şuradan bir çubuk alalım. Odunumuzu da alalım. Zaten vardı şeyimiz. Meşale yapalım birazcık. Şöyle etrafa da koyabiliriz. Buralara gelmesinler, doğmasınlar diye. Yaratıklar. Aha geldi. Derken bir tane çomağı hazırlı oldu arkadaşlar. Şöyle yaptığımıza göre tamamdır. Şöyle içeriye de doldurursak birazcık. Gel. Gelen belasını da bulur diye şöyle daldık. Şunu yiyeceğim. İki tane çünkü boşuna şeyimizi harcamayalım. Etimiz de az zaten. Şimdi şunu şöyle yapalım birazcık. Aynen şöyle akmış gibi şuraya koyabiliriz. Bunu şöyle yapalım. Şöyle devam edelim bir. Şurada olmasın mesela. Aynen böyle güzel oldu. Buralara yeşillik ekleyelim birazcık. Şöyle yapalım. Bir şunları kıralım. Şöyle. Başka nasıl yapabiliriz? Şuralara ekleyebiliriz yeşillik. Şöyle. Tamam sarı yapmaya devam edelim şuraya şimdilik. Şuraya şöyle akmış yapalım yine. Şöylece. Tamamdır. Güzel oluyor bence. Ben beğendim yani. Umarım siz de beğeneceksiniz bitince. Olmadı birazcık böyle yine üstünden geçerim ben bunun. Buralara biraz yeşillik koyalım yine. Şöyle. Şuraya koyabiliriz birazcık da.
Çok da koymak istemiyorum aslında. Zaten şey yapacağım arkadaşlar. İçeriden kapatacağım için buralar dışarıdan gözükecek sadece. Dışarıdan da güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi birazcık yeşillik ekleyelim. Şöyle. Aynen. Şuraya ekleyelim birazcık da. Başka ne tarafı ekleyebiliriz? Burası yeterli oldu bence. Şöyle hatta şuraya da koyabiliriz. Tamam, gerisini tekrar ben bir kat daha et çekeceğim. Et güzel oluyor çünkü. Yani iki double oluyor ya. Double köfte burger diye. Ondan ben genelde tavuk burger seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz bilmiyorum ama şöyle canım çekti ya. Lezzetli olacak bence şu an. Görünümü bile güzel oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum yani en azından. Şimdi ne yapacağız? Bir bakalım şöyle bir. Nasıl oldu diye. Aynen güzel oluyor bence hamburgerimiz. Şimdi bunun üst katına hatta şu tarafa bir tane yeşillik ekleyebilirmişiz. Şöyle yaparsak eğer. Tamam. Aha bitti. Tamam. Daha var. Yalnız iyi almışım ya. Fazla bile almışım. Fazla olması iyi olur aslında. Neden iyi olur? Çünkü daha sonra da lazım olacak başka boyutlarda. Ve biz tekrar kil biyomuna gideceğiz zaten. O kil biyomundan uzaklığında ve mod falan olmadığı için de doğal olarak backpack falan da olmadığı için zorlanıyoruz bayağı. Bu arada etler çok iyi oldu bana. Lezzetliymiş yani. Teşekkürler Ozan Reis. Buradan sana söylüyorum bunu da. Şöyle bir geçelim. Şöyle yapalım. Resmen Nusret'ten daha güzel yani. Bilemiyorum.
Şimdi şöyle bir bakacağım ben şuralara. Şurada bir blok var. Onun dışında şu tarafta bir bloğumuz vardı. Fazladan koyduğumuz. Aynen. Şimdi şunları da kıralım bir. Şöyle bir bakalım dışarıdan. Şunları da kıracaktık. Şöyle şöyle kıralım bir şunu da. Bu arada hamburgerimiz güzel olmuş baya. Ben çok beğendim yani en azından. Buradan da peynirlerimiz de sarkmış. Marullarımız da var. Bir soğanımız yok. Onun dışında güzel gözüküyor diye düşünüyorum. Böyle güzel oldu bence. Tek böyle düşünmeyin. Şuradan mesela şöyle bir yukarı çıkalım. Öyle düşünün. Çünkü aşağıdan gördüğünüz için çok güzel olmayabilir. Şöyle bir bakalım. Bakın bence çok güzel oldu. Ben beğendim yani. En azından neye benzediği belli oluyor diye düşünüyorum. Umarım yani oluyordur. Şu an şimdi bu da bitti arkadaşlar. Şuradan eşyalarınızı taşıyalım bir. Sadece giriş için tasarım vardı. İşte tasarım dedim, giriş için bir tane şekil düşünmüştüm. Onu yapacağım. Şunları da şöyle kıralım. Şuradan bunları götürelim. Şöyle şuraya da birisi tahta koymuş. Nedense yol takip etmek amacıyla sanırım. Tamamdır. Sabah da oldu zaten. Gidelim hemen eşyalarımızı alalım. Ozan'ın dükkanının yanına yaptık. Ufak oldu aslında. Çok şey değil yani, kalabalık değil. Şey yapabilirmişiz. Ne onunla da. Başka yeri de yapabilirmişiz ufak olduğu için. Ama şey yani bilerek ufak yaptım. Çünkü sıkıntı oluyor yoksa. Bir tane şimdi şey alacağız. Esen değil de onun adı sign. Bir tane sign alacağız işte. Ne onun adı? Tabela. Tabela alacağız. Tabelayı koyacağız. Şimdi burası tarlalar falan. Şurası benim evimin olması lazım. Artık evimi de ezberledim gençler. Muhtarlık da burası. Söylemiş miydim bilmiyorum. Muhtarlık da güzel. Bu arada chest odası falan da yapacağım bir dahaki bölümlerde. Her bölümde yavaş yavaş dediğim gibi. Chestler çok düzensiz. Çünkü ben sinir oluyorum düzensiz olunca. Şöyle bir yapalım. Şöyle. Tamam, bunları koyduk, bitti. Şunları da şöyle koyarsak. Burası düzenliydi. Burası da artık bozuldu. Videoyu bitireceğim için öyle oldu birazcık. Bunu böyle yapalım. Şunu alalım bir. Şimdi kırmızı boyamız var mıydı bizim? Var, aynen. Şundan bir kırmızı alalım şöyle. Şöyle bir tane 8 tane yapsam. Ay, yanlış yaptım. Şöyle yapacağım. Şöyle koyacağım. Biraz daha 3 tane oldu şimdilik. Şöyle yapalım bir. Şunu alalım direkt 10 taneyi. Şöyle koyalım bir. Alalım şundan da. 10 tane olacak. 12 tane de şeyden yaparız. 12 tane de beyaz yeterli. Tamam, huş ağacı neredeydi? Huş ağacı getirmiştim ben buraya. Buradadır. Umarım getirmişimdir. Aynen getirmiştim. Ağaçta kesmemiz lazım aslında. Şimdi çubuğumuz var bizim. Çubuktan çit yapacağız. Böyle çit kapısı mı oluyordu? Yok, çit oluyordu böyle. Tamam. Bunlar önceki sürümlerle farklıydı. O yüzden ben de karıştırıyorum sürekli. Şöyle yapalım bir. 3, 6 tane yeterli aslında. Ya yani ben çok yapmama gerek yok. Bir tane de kapı yapacağım. Kapının üzerine de şey yazarız. Yazı yazarız olmadı. Ama kapı yetmeyebilir. Şöyle yapsam, bir tane daha kapı yapsam tamamdır. Ay, fazla mı oldu dedim. Yok, olmadı. Güzel oldu. Bu arada ateş çıkıyor. Nereden çıkıyor ateş ya? Alt kattan mı? Alt kat mı yanıyor bizim? Ha, meşale var. Bir an korktum. Alt katımız yanıyor mu dedim ya. Tamam, şimdi şunu yaptık. Bunları yap. Bunlar dursun yanımızda yine. Şunu alalım bir şöyle. Tamam. Şunları da bırakacaktık. Şunları da bırakalım. Zaten oradan dönüşte de zaten videoyu da bitiririz. Şöyle gidelim. Bir başka eksik bir şeyimiz yok. Ha, şey, tabela alacaktım değil mi? Tabelayı unutuyordum az daha. Tamamdır. Lazım olursa hatta bir tane daha yapalım. Öyle gidelim. Şurada odunumuz vardı bizim normal. Şu odundan çok bulunuyor burada. O yüzden hep bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım bir. Şunu şöyle koyalım. Tamam. 3 tane tabela. Süper oldu. Gidelim hemen bunları da koyalım. Ve dönelim. Şeyimiz şu taraftaydı. İleride buraları yönlendirici tabelalar falan koyulur diye düşünüyorum. Çünkü baya büyük oldu buralar. Şöyle gidelim. Hamburgercimize. Hamburgercinin üzerine dükkanın ismini daha vermedim. Aşağıda yorumlarda belirtirseniz dükkanımızın ismi ne olsun diye sevinirim. Mesela Ozan dükkanının adı bilmiyorum, Nusret mi oldu, Ozan Et mi oldu, öyle bir şey oldu sanırım. Kapısında yazıyordu diye hatırlıyorum. Bizimkine de bir isim beraber Hitacılar olarak bulabilirsiniz bence diye düşünüyorum. Şöyle yapalım şurayı. Böyle bayağı şenlikli havalı bir giriş yapacağım. Hatta bir tane daha mı büyütebilirdik? Yo, bence iyi oldu. Böyle iyi. Aynen, abartmaya da gerek yok şimdi. Yok, buradan değildi, pardon. Yanlış oldu. Şöyle olacak. Şunları kıralım bir.
Burası da kısa oldu ya. Bir yukarıdan yapsak sanki daha iyi olacakmış gibi arkadaşlar, değil mi? Şöyle kıralım şunları da. Şöyle şöyle kıralım. Keşke makasım vardı benim. Makasımı getirseydim. Eğer atmadıysam tabii vardı. En son. Şuradan kırmızı yapalım. Şuradan beyaz yapalım. Şuradan kırmızı yapalım. Şunu kıralım bir. Şuradan beyaz yapalım. Tamam. Beyaz, kırmızı, kırmızı, beyaz. Aynen. Şuradan şöyle şimdi. Şuradan beyaz olacak mı? Kırmızı olacak. Şuradan kırmızı, beyaz, kırmızı. Tamam. Türk bayrağı gibi oldu yalnız. As bayrakları as. Şuradan şöyle alalım şunu da. Şöyle koyduk mu? Çok güzel oldu bence. Bence çok şey oldu ya. Böyle şirin oldu. Bakkal gibi bir havası oldu aslında ama. Şöyle yapalım. Aynen. Şuraya da şöyle. Buraya bir şey koymaya gerek yok aslında. Direkt şuraya bir çit, şu kapıları koyarsam şöyle daha iyi olur. Aslında şey yapabilirmişiz odundan. Aklıma geldi şu an. Neydi onun adı? Şöyle yapıp göstereyim size ben ne dediğimi. Aynen tuzak kapısı yapabilirmişiz. Şuralara da şöyle şunları da kıralım. Tuzak kapısı daha iyi olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle kapatalım. Yanlış yere koydum. Az iki tane çıkması iyi oldu. Bayağıdır ben bu tuzak kapısını yapmıyordum. Survival çok hani oynuyorum aslında da hani bu kadar tuzak kapısı falan şeyler yapmıyorum. Aynen. Bence böyle güzel oldu. Şu anlık en azından güzel olduğunu düşünüyorum yani. Şu uzaktan gelen biri için düşünün şöyle. Bence gayet güzel duruyor. Öyle oldu. Şuraya da yazımızı yazalım şöyle. Şöyle daha açılmamıştır diye. Daha açılmamıştır. Daha açılmadı. Malzeme satın almam gerekiyor. Çekik. Aynen böyle yazımızda yazalım. Hamburgerciniz. Heceleye heceleye hamburgerciniz. Hamburgerci ayağınıza geldi. Ayağınıza geldi. Çok yakında. Tamamdır. Burayı da böyle yazdığımıza göre şu crafting table'ımızı da buradan alalım ve artık karanlıkta olduğu ve yorulduk yeterince zaten gidelim bir evimize artık dinlenelim. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl oldu? Yorum, şey kartları da ekleyeceğim. Bence hani hamburgerci için ideal bence şey buydu. Şuradaki bütçeler biraz fazla mı oldu acaba ya? Şu biraz fazla olmuş gibi geliyor bana. Şunları kıracağım şuradan. Öyle daha güzel olacakmış gibi. Şöyle bir gidelim tekrar. Uzaktan bakınca daha çok belli oluyor. Çatıda ne var? O harfi. Ha, kilden aynen. Tamam. Bence güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum yani. Yakında onun içerisine koltuklarımızı falan da koyarız. Bir dahaki bölümde tamamen olmuş olur ve açılımını da yaparız. Zaten patateslerimiz vardı tarlamızda. Bir patateslere bakalım nasıl oldu. Bayağıdır çünkü oynuyorum. Eğer olduysa onları da toplayıp tekrar ekebiliriz. Olmak üzereler sanırım. Tam olmamışlar. Eve gideyim. Ben şimdi şuradan buranın tarlası da olmuş herhalde toplar. Ondan ekmek ve Ozan'dan da biftek almam lazım. Ben de dükkanımı açmak için. Ama patatesli ayran da satabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle çıkalım. Şöyle gidelim. Bir gidelim evimize ve artık güzel bir uyku çekebiliriz. İyi geceler herkese. Bay bay.